Abi beni unutmadın değil mi? Yok yok. Şimdi bitti işim. Gelsene. Abi yalnız bu söyleyeceklerim aramızda kalmalı. Kafam çok karışık. Ve senden başka güveneceğim kimsem yok. Uzatma işte Volkan. Dedikoducu olan sensin ailede. Beni niyeten biliyorsun ki. Abi bu konu çok hassas ama. Ben evlenmek istemiyorum. Volkan. Bunu daha ne kadar konuşacağız seninle? Ha? Üstelik kız hamile. Baba oluyorsun. Artık çok geç. Aşk söz konusuysa hiçbir şey için geç olmamalı. Ne demek o? Aşığım işte. Bir başkasına. Kimmiş o bir başkası? Oğlum söylesene, kime aşıksın? Abi sen kızdın bana, biliyorum. Ama sakinleş. Anlatacağım her şeyi. Kızdım tabii. Çocuk oyuncağı mı bu işten ha? Sen bir sorumluluk aldın. Damla hamile. Nasıl bakacaksın Fikret abinin yüzüne? Abi ne olur böyle konuşarak beni daha fazla utandırma. Oldu işte. Aşık olduk birbirimize. Sonra her şey kontrolden çıktı. Sen baya baya Damla'yı da o aşığın dediğin kızı da idare ettin ha? Aferin sana. Aferin Volkan. Abi ben Damla'yla konuşacaktım. Doğru zamanı kolluyordum. Sonra olanları biliyorsun işte. Hadi anlat, dinliyorum. Kim bu kız? Ne zamandır berabersiniz? Kim olduğunu söylersem daha çok kızarsın. Volkan! Çünkü hepimizin tanıdığı biri. Oğlum bilmece çözdürme bana. Kim bu kız? Hayatım neredesin sabahtan beri? Arıyorum, açmıyorsun. Ne haber Demir? Damla biz toplantı yapıyorduk. Aşkım inanamıyorum sana. Evleniyoruz farkındaysan. Bir sürü işimiz var, sen bana toplantı diyorsun. Şirket batmıyor herhalde değil mi? Damla çıkıyordum zaten. Biz sonra da devam ederiz. Sizin konuşacaklarınız daha önemli. Yine bir emir Vaki. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Hadi yemeğe çıkalım ha. Ne dersin? Konuşacağımız çok şey var. Bak bugün organizatör geldi. Hadi. Ya şirkette mi konuşacağız hadi? Anlaşıldı mı? Bundan sonra ben ne istersem onu yapacaksın. Mesela bana para bulacaksın. Ya niye bu saçma oyuna bir son vermiyoruz ki? İstanbul'dasın da. Bir plan yapalım, tekrar yer değiştirelim. Amcanın kaza yaptığını söyle. Bak öyle daha iyi olacak her şey. Kes sesini. Kimseye Alara Korel'in bir ucubeye dönüştüğünü görme zevkini tattırmam. Asude ve Damla'ya hiç. O yüzden ameliyatlarım için bana para bulacaksın. Hem de çok para. Sonra ne yapman gerektiğini ben sana söyleyeceğim. Ama ilk adım para. Çok büyük bir yanlış yapıyoruz. Başımız belaya girecek. Hadi ya. Sen ne güzel idare ediyordun işte Alara Koreli olarak. Ben melek olunca mı yanlış oldu? Başından beri yanlıştım. Kes mızırdanmayı. Bak yoksa anneciğinden çıkarırım sinirimi. Tamam. Lanet olsun, tamam. Annemi üzmeyeceksin. Aa tatlım. Senin pazarlık yapma gibi bir durumun yok ortada. Farkında mısın? Ben de senin hayatını kurtarıyorum.
Anneciğin ne düşünür? Bir tanecik meleğinin boyundan büyük işlere kalkıştığını öğrenirse. Ha? Ali Aray'la da iyice kanka olmuşsunuz bakıyorum. Öyle oldu canım. Battı mı sana? Yok. Yakıştıramadım. Yani koskoca Ali Ara Korel, senin gibi bir mahalle terzisine niye bu kadar yüz versin ki? Sanatıma saygı gösteriyor canım. Senin aklın ermez pek. Ay, yesinler senin sanatını. Bir şeyler dönüyor ama hadi bakalım. Şşt! Sessiz olun bakayım. Hastane burası. Ay iyi ki söyledin anne. Bak biz bilmiyorduk. Evet, Meryem teyzem, üzme ne olur bu kadar kendini. Nasıl üzülmeyeyim? Bir tanecik evladım perperişan olmuş. Annesi de ses yükseltmezdi benim yavrum. Nasıl canı yanıyor, nasıl üzülüyor ki? İsyankâr olmuş çıkmış meleğim. Şirketten bir daha para alamam. Ya nereden alacağımı söyle bari. Senin bankada paran yok mu? Vallahi bir gün ailemin her şeyimi elimden alacağını hiç düşünmemiştim. Yoksa atardım kenara 3-5 bir şey. Sandığın kadar kötü insanlar değiller. Aslında seni seviyorlar. Buna da senin gibi saf trik inanırdı anca. Neyse. Şu para işini konuşalım. Ben bir yolunu buldum aslında. Parayı Asude'den alacaksın. Verir mi? İstersen vermez tabii. Bak, çalışma odasında Asude'nin kasası var. İçinde de mücevherleri. Ya ben mücevher falan çalamam, anlamıyor musun? Başka bir şey düşün. Vallahi gerisini sen düşün. Benden bu kadar. Ademir. Çeki bulmuşsun, söylediler. Ha, evet. Faturaları imzaya götürüp getirirken düşürdü herhalde. Hayret. Temizlikçiler de görmemiş demek. Herhalde. Demir, kesin çeki çalanı buldun ve onu korumak için söylemiyorsun değil mi? Doğru değil mi? Ama yanlış yapıyorsun. Abi bu konuyu uzatmasak. Çek bulundu işte. Tamam, nasıl istersen. Umarım bu olanların Ali Aray'la bir ilgisi yoktur. Yok. Benim gitmem lazım. Acelem var. Ya dur bir dakika ya. Gitme hemen. Bir şey danışacağım sana. Akşam bize yemeğe uğrasana. Ne de olsa sen erkek tarafı sayılırsın. Şöyle otururuz, erkek erkek konuşuruz. Volkan'ın durumunu pek beğenmiyorum da son zamanlarda. Bu akşam yapmasak başka bir yere sözüm var. Tamam, anladım. Ama işim erken bir terse uğrarım. Çok iyi. Konsepti, mekanı falan her şeyi ayarladık. Bir tek günü kaldı. Ben cumartesi olsun diyorum, annem cuma olsun diyor. Sen ne dersin aşkım? Fikrimin sorulduğu konu gerçekten bu mu? Volkancığım, hiç trip çekecek halde değilim. Tamam mı? Bütün gün öldüm yorgunluktan. Yapma ne olursun. Çekinmiyorsan buralara bana evrim belki yapmaya gelmezsin Damla. Ne yapsaydım? Telefonlarıma bakmıyorsun. Ne yapayım? Hı? Bak en iyisi ne yapalım biliyor musun? Burada dağılalım. Düğünde görüşürüz. Ne dersin? Çok iyi fikir. Hadi eyvallah. Volkan saçmalama. Volkan nereye gidiyorsun? Saçmalama. Volkan! Bağırtma beni diyorum. Volkan buraya gel. Kahretsin. Yemek iptal. Hemen Volkan'ın peşinden gidiyorsun. Çabuk. Tamam, nasıl istersen. Çabuk dedim, hadi. Tamam. Gidiyor musun? Bana söyleyeceğin bir şey yok mu? Anneme kötü davranma dışında. Dışarıdaki esmer kız kim? Yakın arkadaşım mı? Artık değil.
Bak onun canını okuyabilirsin. Vay vay. Sen de bana benzemeye başladın iyice. Bir de sözlüm var ya. Abimin beni zorla evlendirmek istediği beyaz eşyacı Hikmet. Onun da canını okuyabilirsin. Dur dur. Ne sözlüsü ya? Sözlüm işte. Evleneceğim adam. Böyle iri yarı kaba saba biri. Ha, bir de eskiden nişanlısını bıçaklamış. Sabıkalı yani. Sabıkalı mı? Hmm. Ay çok iyi anlıyorum seni. Volkan da beni böyle sıkıştırıyor. Ama ne yapalım? Dişimizi sıkacağız artık değil mi? Pardon. Hah bak. Volkan arıyor. Hah. Bu arada bunlar apar topar evleniyor. Damla hamileymiş. Evleniyorlar mı? Hamile mi? Hmm. Niye şaşırdın ki? Nişanlılar zaten. Bence artık aralarına girmeyelim. Yani ayrılın. Onlar da mutlu mesut yaşasınlar. Ver şu telefonu. Ver. Nihayet. Alara neredesin sen? Benden kaçmayı bırak artık. Durumun ciddiyetinin farkında değil misin? Hemen konuşmamız lazım. Konuşuyoruz ya tatlım. Ne bu panik? Alara bak ben çok ciddiyim. Herkese her şeyi anlatırım. Umurumda olmaz biliyorsun. Hadi kaçıp gidelim buralardan. Var mısın? Varım tabii. Ama bu kadar sabırsız olma canım. Doğru zamanı bekleyelim. Alara sen benimle dalga mı geçiyorsun? Düğün haftaya zaman falan yok yani. Neyi bekliyoruz ki? Aramı almamı tabii ki. Bir plan yaptım. Sahip olduğum her şeyi geri alacağım. Sonra ver elini Amerika. Ama ben tamam diyene kadar sen hiçbir açık verme sakın. Dikkat çekecek hiçbir şey yapma. Tamam tamam. Sen neredesin ben seni bir göreyim. Alışverişteyim. Olmaz. Eve döneceğim birazdan. 5 dakika bile olsa seni göreyim. Alara berbat bir haldeyim anlamıyor musun? Şimdi eve geçer Damla'yı sakinleştiririm. Yolda bekleyeyim seni. Tamam. Bekle beni. Şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. İnanmıyorum sana ya. Neyin peşindesin? İntikam aptal. İntikam. Ne yapacaksın ki? Gerçekten Volkan'la kaçmayacaksın herhalde. Ben senin yerine hayatta kaçmam söyleyeyim. Bak sakın düşünme öyle bir şey. Ay saçma sapan konuşma. Kimsenin bir yere kaçtığı yok. Volkan kaçacağımızı zannedecek. Düğüne gitmeyecek. Ne kadar kötü kalplisin. Hayır canım. Biz buna karma diyoruz. Bana skandallar kraliçesi diyenlere bir ders vereceğim. Damlacık uzun yıllar unutulmayacak bir skandalı imza atacak. Düşünsene, düğün var, gelin var, damat yok. Ay, Asudeciğim ne utanırdı benden. Şimdi de kızından utanacak. Ben gidiyorum. Volkan'ı unutma sakın. Bir açık da verme. Kimse gelmesin yanıma. Yalnız kalmak istiyorum. Uyuyacağım biraz. Ben seni geçireyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa? Yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Gölge etme yeter. Öyle deme Meryem teyze. İyi niyetiyle yardımcı olmaya çalışıyor Alara Hanım. Sonuçta Meleğin yakın arkadaşı. İstemez. Lütfen.
İstemez dedim ya. Meryem teyzenin kusuruna bakmayın. O şimdi çok üzgün. Yoksa tabii ki sizin yardımınıza ihtiyacı var. Ben ikna ederim onu. Siz şimdi şey edin bana, ben çaktırmadan ulaştırırım. Meleğin her ihtiyacı karşılansın. Hiçbir şeyi eksik etmeyin. Numaramız Eliş'te var. Bir şey olursa ararsınız. Tabii. Üzülme Meryem. Üzülme. Çok da şimdi. Yoksa Melek seni hiç yanında istemez mi? Anasısın. Bırak dinlensin acık. Melek geldi, hastanedeyiz. Gel çabuk. Ben seni bırakayım mahalleye kadar. Ay yok, nereye geliyorum ben? Yukarı geri döneceğim. Sonuçta yukarıdaki can arkadaşım Melek. Bırakabilir miyim? Doğru ya. Zeliş. Anneme göz kulak ol, olur mu? Bir şey olursa haber ver bana. Tamam canım, merak etme sen. Yalnız bırakmam ben. Alara'ya da dikkat et. Bildiğini sakın öğrenmesin. Bak başına büyük belalar açar Zeliş. Ben artık iyice korkuyorum bu kızdan ya. Yok çaktırmam, merak etme. Telefonlaşırız zaten. Sen eve mi? Hı. Ama önce şu Volkan'la buluşmam lazım. Alara'nın talimatı. Ya neler planlıyor bir bilsen ağzın açık kalır. Benim Demir'i aramam lazım. Yine karşı sancak beni ya. Kız hani uzak duracaktın bu Demir'den? Beceremiyorsun, farkındasın değil mi? Bak çok üzüleceksin sonra. Hadi ara beni. Görüşürüz. Alara, yine nereye kayboldun? Hani bekleyecektin, konuşacaktık. Ya çok özür dilerim. Çok acil bir işim çıktı da. O zaman haber vereceksin. Bir yere kaybolmayacaksın. Hem neymiş bu acil durum? Ya kafam kaldı. Panik oldum. Benim arkadaşım vardı ya Zeliş. Onu hastaneye kaldırdılar. Hastaneye mi? Dur ben de geliyorum. Hangi hastanedesiniz? Nesi var? Yok yok, ben çıktım zaten şimdi. Çok şükür bir şey yok. Tansiyon düşmüş, biraz o kadar. Ben de eve geçiyorum şimdi. Tamam, geçmiş olsun. Sağ ol, geçti gitti işte. Ya çok özür dilerim. Öyle bir özürle kurtulamazsın, biliyorsun değil mi? Bugün olanları mutlaka konuşmamız lazım. Yarın öğlen yemeğinde. Tamam mı? Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne oldu? Kavga mı ettiniz yine Volkan'la? Kavga bile edemiyoruz artık anne. Beni görmek bile istemiyor. Bugün şirketin önünde bırakıp gitti beni. Tatlım, evlilik öncesi olur böyle şeyler. Hem o da gergin. Bak olanları sindiremedi daha. Bırak bir kendine gelsin, rahatlasın. Sen sonra tatlı tatlı çıkartırsın bunların acısını. Ya benimle evlenmek istemezse anne? Saçmalama Damla. Yani formaliteden de olsa evleneceksiniz. Ha sonra gider boşanırsınız. Orasını bilmem. Arıyor işte.
Savaş'mış. Alo Savaş, neler oluyor? Bak kötü bir şey varsa alıştırarak söyle, tamam mı? Vallahi tatlım, her şey gayet güzel. İstikamet sizin ev gibi görünüyor. Emin misin Savaş? Buraya mı geliyor yani? Kesinlikle öyle görünüyor. Sanırım sana çiçek getirecek. Yolun üzerindeki fidanlığını orada durdu. Ona göre bak, müjdemi isterim. Ne istersen senindir. Hadi görüşürüz. Savaş'ı mı taktın yani peşine Damla? Alemsin. Ne yapayım anne, başka biri var falan sandım işte. Neyse Volkan geliyormuş, benim hemen hazırlanmam lazım. Kızım iyi misin? Gel hadi gel. Uyuyamadım zaten. Birazdan Bedriye ile Ebru da gelsinler. Dikildiler kaldılar insancıklar kapıda. Seni görmeden de gitmezler. Zeliş de dışarıda. Seni bekliyor. İyi uzatma. Alırız bir ara. Ne diyor seninki? Utanmadan bir de elime para sıkıştırmaya kalktı. Almadım tabii. Terbiyesiz. Aa, deli misin nesin ya? Niye almıyorsun? Verecek tabii. Ameliyat masraflarımı da o karşılayacak. Karıştırma ortalığı. Ben almam uğursuzun parasını. Biz yeteriz kendi kendimize. Kendi de parası da uzak olsun. Çok biliyorsun sen. Karışma işime. Annem, anne sözü dinle. Sen benim sözümden çıkmazdın ya hiç. Niye böyle söylüyorsun? Bak günah. Tamam, başlama yine. Biz seninle nelere göğüs geldik. Bunu da atlatacağız evvelallah. Yeteriz biz birbirimize. Annen yanında düşünme gerisini sen yavrum. Ay! Sen böyle konuştukça ruhum daralıyor ya. Tamam. Tamam, tamam bağırma. Millet duyacak, ayıp. Ben şimdi burada oturur, sana dua okurum. Sakinleşirsin. Pardon, Melek Yılmaz kaç numaralı odada acaba? Danışmaya sorun lütfen. Kayınço, geçmiş olsun ya, ne oldu? Ya vallahi ben de bilmiyorum ama iyi dediler. Gel bakarız şimdi. Benden hep kaçtın. Demir'in peşinde dolandın durdun. Deliye döndüm. Sandım ki... Neyse boş ver. Meğer benim sevgilim bizim için planlar yapıyormuş. Anlatsana. Nasıl alacaksın paranı geri? Demir o yüzden mi kafalıyorsun yoksa? Sen de böyle tutturma işte, bak planımı bozacaksın. Gidelim mi artık? Daha fazla risk almayalım. Panik yapma. Burada bir şey olmaz. Damla'ya çiçek alıyordum. Sen de gördün, durdun. Şansımızı zorlamayalım ama, değil mi? Ben önden gideyim. Ne yapıyorsun ya? Ya sen beni hiç özlemiyor musun? Sabredelim azıcık. Vay be Alara, vay be. Bu kadar hızlı olunmaz ki ya.
nereden çıktı kız? Ay ne bileyim ben. Biz de yedik. Ne diyorsun kızım sen? Ne oldu? Nerede Melek? Haber vereyim. Siz bekleyin. Geçmiş olsun kızlar. Melek nasıl? Önemli bir şey yok inşallah. Yok yok. İyi maşallah. Verilmiş sadakamız varmış diyelim. Ay nereden duymuşlar da hemen bitmişler kapıda? Ay bir rahat vermediniz ya. Ne oluyor yine? Abin gelmiş kızım da ondan delilendim. Gelsin. Ne olacak? Hikmet'i de getirmiş. Çok lazımmış gibi. İyi. Bak o gerçekten lazım değildi. Bir de çiçek almış kucağına. Tövbe tövbe. Uyuyor deyin ya. Kovun gitsin. Ay durun ama ya. Dur be kızım, bir dur. Ne oldu? Hortlak görmüş gibi kaldınız. Hortlak gibi olmuşsun da ondan yani. Melek, ne olmuş sana böyle? Ne olmuş? Bir süre böyle artık. İdare edin. Hani geçmiş olsun da Halil, ben çiçek gibi kız almıştım. Bu ne abi? Ben ne yapacağım böyle? Ne diyorsun sen be? Sen aynaya baksana bir zahmet. Sanki seni isteyen var. Çık dışarı. Çık. Aval aval bakıyor bir de. Ben dışarıdayım Halil. Tamam yavrum, tamam. Ne oldu, bu kafayı falan mı çarptı? Böyle yürek yemiş gibi konuşuyor. He, kafamı çarptım. Aklım başıma geldi. Bundan sonra böyle. Ben dua et, hastanedeyiz. Neyse. Ne olduysa olmuş. Oğlum, canı sağ ya Allah'ıma şükür. Hadi biz çıkalım bak, kalabalık yapmayalım. Hadi. Ay evet, çıkın. Çıkın, çıkın. Çıkın, çıkın. Dinlenecek kız. Hadi, hadi. Ben kalırım arkadaşımın yanında. Ben bakmasana kızım yine. Çık. Kız, sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim vallahi. Hikmet nasıl yan çizdi? Niye üzülecekmişsin? Kurtuldum işte. Bayılmıyorduk birbirimize. Ah Melek arkadaşım benim. İstemiyordun tabii de. Hani Hikmet bile almayacaksa seni. Ah talihsiz arkadaşım benim. Kes sırlamayı be. Kes sesini. Aptal. Ayıp olmuyor mu bu yaptığın Hikmet? Şartlar değişti Halil. Bu kıza Melek demeye 1000 şahit lazım. Ver paramı olsun bitsin. Ben de seni adam sandıydım lan. Kendini benim yerime koy. Sen olsan evlenir misin bununla? Gece rüyana girse ödün kopar vallahi. Tamam lan tamam. Vereceğiz paranı. Hadi kalabalık etme. Yamuk istemem ona göre. Tamam dedik ya. İyi hadi eyvallah. Ne oldu lan bu kıza? Çabuk anlatın. Ne kurcalıyorsun canı sağ diye dua edeceğini? Yeter. Sizden kaçarken bu hale geldi benim yavrum. Düşün artık yakasından. İyi. Kaçmaz artık. Kurtuldunuz Hikmet'ten. Turşusunu kurarsın artık kızının, iyi mi? Anne, ben de eve gideyim mi? Gece burada kalacaksak üstüm başımı değiştiririm ha? Siz sürünmeyin hastane köşelerinde kızım. Gidin eve Bedriye ha? Ay yok. Ben seni bir başına bırakır mıyım Aretlik? Tamam annem sen kal. Bir şey istiyor musunuz evden? Ha, Melek'e üst baş lazım. Yarın çıkaracaklar ya. Sen ona rahat bir şeyler getir, eş olman filan. Ama az sonra çık ha. Halis sana musallat olur. Sıkıştırır filan ağzından laf almak için. Aman Meryem teyze, yanına bile yaklaşamaz o. Merak etme, ben hemen gider gelirim. Hadi. Fikret'cim, oyalanmadan gel hemen lütfen. Ya bu gece tatlıya bağlansın artık bu işler.
çocukları biz çekip çeviriyoruz biliyorsun yani. Onlara kalsa birbirlerini yiyorlar. Tamam tamam, sen merak etme. Akşam Demir de uğrayacak belki. Yani şöyle hoş bir atmosfer olsun yeter. Bu arada Alara geldi mi? Yok, gelmedi. Fikret, ne olur ben bu gece Alara'yla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Lütfen. Biliyorsun Damla için kritik günler bunlar. Babamla mı konuşuyorsun? Tamam, bekliyoruz o zaman. Tatlım. Çok güzel görünüyorsun, harika olmuşsun. Bütün silahlarımı kullanıyorum vallahi. Tamam. Ufak bir eksiğimiz var sadece. Evet. Bence bunlar konsepte uygun. Ne diyorsun? Çok güzel. Ya ben düğünde ne takacağım anne? Yarın gidip bir bakınsak mı? Sen bir tutar mısın şunu? Bu olur mu acaba? Ya anne, bunu da mı düşündün? Babanla sana sürpriz yapacaktık. Biraz erken oldu. Ya bu çok güzel, çok teşekkür ederim. Gel. Harika görüneceksin bunda. Aa, Alara'cığım gelsene. Yok. Siz rahatınızı bozmayın, gideyim ben. Olur mu hayatım, gel. Gel gel. Bak düğünde bunu takacağım, nasıl? Volkan kaçacağız zannedip nikaha gitmeyecek. Damlacık sonsuza kadar unutulmayacak bir skandala imza atacak. Çok yakışmış. Sadece yakışmış mı? Yıkılıyor ya. Yakından baksana. Çok güzel. Hayatım sen ne yaptın? Peki takı kıyafet işlerini, elbiseni şu hani... Doğum gününe gelen kız vardı, o mu dikecek? Aa, Zeliş'i diyorsunuz. Bilmiyorum ya, daha karar vermedim. Ama hallet yani bir an önce. Yani bir şey kalmadı şurada, bir haftamız var. Ben halledeceğim, siz hiç merak etmeyin. Hadi kolay gelsin. Benim bildiğim Alara Koray kıyafetini çoktan hazırlamıştır. Bize yalan söylüyor. Damla, uğraşma artık şundan. Sen mi çağırdın Hikmet? Ben çağırdım da ne bileyim böyle olacağını. Yani Melih'e göre rahatlar, başım beladan kurtulur dedim. İyi işte, toptan kurtuluruz. Parayı vereceğiz, avucumuzu yalayacağız. Tabii canım, ver parasını kurtul. Bu arada Alara geldi, geçmiş olsun. İşte ben de ağzından girdim, burnundan çıktım. İkna ettim, şikayetini geri çektirdim. Aferin kız, bir işe yaradı. Hadi sen dön. Yok. Ben de eve gidiyorum. Mahalleye kadar beraber yiyelim. Bizim kaçış planı da yattı. 5 kuruş paramız yok artık. Evi satacaksın ya. Ulan Hikmet'e vereceğiz diye adamı da küstürdük. Hadi bakalım hayırlısı. Halil. Fırsat bulmuşken biraz hava mı alsak? Ya sen bırak havayı da akşam bana gel. Yok, delirme. Ya biraz sahilde yürürüz, çay içeriz, bir şeyler yeriz. Diyorsun. Hadi öyle olsun. Nerede kaldı bu ya? Gel gel gel, otur şuraya gel. Hoş geldin Volkan. Sevgilim. Siz rahatınıza bakın.
İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Özür dilerim sevgilim. Gerginim biraz. Abartılı tepki verdim. Sen haklıydın. Affedildim. İşte onu gözümle görmesem inanmazdım. Alara çok tehlikelisin, çok. Ama neyin peşindesin acaba? Damla, nasıl durumlar? Her şey yolunda mı? Evet. İşte bu sefer büyük balık yakaladın oğlum. Büyük balık. Hey çocuklar. Balayına nereye gidiyorsunuz? Kararlaştırdınız mı? Amerika'ya ne dersin hayatım? Mesela Los Angeles. Sen bilirsin hayatım. Abi sen de iyice kılıbağa bağladın ha. Olmaz ki. Özgürcüm kapa çeneni istersen. Ben onu bu hale getirene kadar neler çektim. Seni de göreceğiz Özgür. Hı. Ona ben laf geçiremediysem herhalde hiç kimse geçiremez daha. Afiyet olsun. Ha, hoş geldin. Geçsene. Hoş geldin Emir. Düğün tarihini kararlaştırdık biraz önce topluca. Haftaya cumartesi. Hadi hayırlı olsun. Düğün var, gelin var, vallahi damat yok. Benim hiç evlenmeye niyetim yok. Baştan söyleyeyim. Bütün hayallerinizi Damla'nın üstünde gerçekleştirin. Ben Demir'in izinden gideceğim. Bekarlık sultanlıktır. Bence büyük konuşma. Bu işler hiç belli olmaz. Vay. Tamam, öyle olsun. Ben de bekarlık bayrağını tek başıma taşırım. Ya hadi, dağıtmayın konuyu artık. Balayımızdan söz ediyorduk. Ben Los Angeles diyorum. Başka fikri olan? Ali Aracığım, oraları en iyi sen bilirsin. Uygun mu balayı için? Pardon. Uygun uygun. Çok güzel oralar. Tabii yine sizin tercihiniz. Mesela sen olsan nereye gitmek isterdin? Paris. Paris mi? Senden hiç bu kadar klişe bir cevap beklemezdim. Ay romantik olsun diye canım. Aşıklar şehri diyoruz ya. Boş ver sen bunları. Bence de Paris iyi fikir. Bence fazla demode. Değil mi sevgilim? Bak bu çok güzel, bunu kesin beğenirsin. Bu mu güzel? Sünnet düğünü elbisesi gibi. Aa, o kadar mı ya? O kadar canım. Ay, üzüldüm vallahi. Fikrimi sordun, söyledim. Sorma o zaman. Vallahi Alara beğeniyor Melek'ciğim. Ben de bu konularda ona daha fazla güveniyorum, kusura bakma. Alara sana acımıştır. Üzülme diye beğendim demiştir. Yoksa zevk sahibi birinin bu tasarımları beğeneceğini hiç sanmıyorum. Ama bak taklitlerin güzel. Sen tasarımı falan bırak, oradan devam et. O da bir yetenek. Karşıdaki büfeden yemek aldım senin için. Artık iki lokma yersin. Ne aldın ki? Köfte ekmek. Sen seversin. Ne koktu ya. Soğan mı? Soğan koydurdum seversin diye.
Var mı koktu? Ben bir ayıklayayım onu. Ay açma açma. İyice kokacak o da. Ama olur mu böyle kızım? Bir şey yemen lazım. Acacın olmaz. Bak iyileşemezsin. Annem söyle canın ne istiyor? Bir koşu alıp geleyim sana. Geleceğini önceden bilseydik İtalya'dan şef çağırırdık canım. Sen de böyle alarayla takıla takıla iyice şey oldun ha. Özünü unuttun, özünü. İnsan geldiği yeri unutmamalı. Çene çalmayı bırakın çocuklar. Yavrum ne yedireyim sana? Kepek ekmeğine yağsız peynirli tost. Kızarsın iyice. Aa, hasta hasta. Olur mu öyle diyet miyet? Ay midem kötü anlasana. İyi madem. Ben gideyim bir koşu yaptırayım gelin sana. Zeliş. Bak burada senin de köfte ekmeğin var çocuğum. Ye hemen. Teşekkürler Meryem teyzeciğim. Kesene bereket de. Ben yemeyeyim. O da kokmasın şimdi. Kız niye kötü davranıyorsun annene? Kadın sabahtan beri kendini parçaladı senin için ya. Gıgı çıkmıyor. İyice Alara'ya benzedin ha. Ne çok bilmişsin sen ya. Kafam şişti vallahi sesten. Bir sus da rahatlayayım. Nerede lan? Nerede lan bu para? Nerede lan? Lan ne diyeceğim lan ben Hikmet'e şimdi? Lan Allah kahretsin. Nerede lan para? Ne demek para nerede? Kızım beni deli etme, ver şu parayı. Ya ben niye alayım? Deli deli konuşma. Hırsız mı girdi eve yoksa? Kim soyacak lan benim evimi? E Hikmet'ten para aldığını herkes biliyor. Sen nasıl böyle iftira atabilirsin bana? Kızım beni uğraştırma, ver şu parayı. Ya ikimizin parası değil mi? Ben niye alayım? Halil. Bak çok üzüyorsun beni. Yapma ne olursun artık. Ben sana ateş atacak bir şey yapar mıyım hiç ha? Bak akşam oldu. Gideyim annem kızacak. Bakacağız bir çaresine. Sakin ol. Lan nasıl sakin olayım? Herif gebertecek lan beni. Ne diyeceğim Hikmet'e? Kaybolacaksın ortalıktan. Bu kadar basit. Ben bulacağım o parayı. Merak etme sen. Gerekirse Alara'dan isteyeceğim. O da verecek. Nereye? Lan nereye gidiyorsun? Nereye? Bak, bak veriyor işte. Melek için. Lan 40.000 lira diyorum. Harçlık mı veriyorsun? Ya yanında bu kadar ver diye verdi bunu. Bütün masrafları karşılayacak. Sen merak etme. Hadi benden haber bekle, tamam mı? Hadi, hadi. Kızım. Bak eğer beni kerizliyorsan seni paralarım. Halil. Kalbimi kırıyorsun ama artık. Her şey çok güzeldi, teşekkürler. Afiyet olsun. Ya ne zamandır şöyle masa başına toplanıp ailecek konuşmamıştık? Çok duygusallaştım ben. Ay aman Fikretciğim, böyle şeyler söyleme. Bunlar sonra yaşlısınız diye dalga geçiyor bizde. Hadi o zaman gençlik kaçsın. Görüşürüz. Ben de müsaade isteyeyim. Yarın şirkette görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bana da müsaade. Her şey için çok teşekkürler. Ben sizi geçireyim canım.
saatte geçer. Geçiyorum. İyi geceler. Tamam canım. İyi geceler. İyi geceler. Şu düğünü bir atlatalım Ahsude. Biz de seninle gidip ikinci bir balayı yapalım. Ah. Yani Alara'ydı, Damla'ydı falan derken biz birbirimizi unuttuk. Vallahi çok iyi bir fikir. Yani ama şu düğünü olaysız atlatalım. Ondan sonra benim de çok ihtiyacım var. Hemen gidelim. Şu aslında Paris hiç fena fikir değil. Evet. Paris. Bütün gece tepemde mi dikileceksiniz? Sen sıkılma diye bekliyoruz. Neredesin kız sen? Gittiğin yerden gelmek bilmiyorsun. Gece yarısı oldu neredeyse. Ay gezmedeyim sanki. Eve gittim eve. Bilmiyor musun? Hanımlar, aile kavganızı koridorda yapın bir zahmet. Sana kıyafet getirdik herhalde. Ne ters olmuş bu ya? Hadi hadi. Laf yetiştirmeyin birbirinize. Hadi kızım. Yavrum, rahat mısın? Getireyim mi ben seni? Yok, ben giyerim. Yok yok, dur ben giydireyim. Bak bir yerin acımaz. Ya ezikleyip durmasana sen beni. Kendi işimi kendim görürüm. Çık sen. Sen niye bana böyle davranıyorsun? Geldiğinden beri bir kez olsun anne demedin. Bak yüreğim parçalanıyor ha. Ay arabeske bağlayıp durma sen de ya. Tamam tamam gel yardım et. İyi, iyi hadi. Gel de giydireyim ben seni. Hadi gel şöyle. Gel yavrum benim, canım kuzum. Ali. Getirmedin parayı. Ya para bankada. Sabah açılınca hemen gidip çekeceğim. Bizde yamuk olmaz merak etme. Yolculuk nereye? Böyle çanta falan. Hastaneye gidiyorum ya. Analık birkaç bir şey istedi onları toparladım evden. Halil. Sabah hallet şu işi. Canımı sıkma benim. Ya iyi oluyor ama böyle delikanlı adama imalı imalı sözler Hikmet abi. O zaman o delikanlı adam ayağını denk alsın. Benden uyarması. Hadi güle güle. Yarın ben gelinlik provasına gidiyorum. Sonra şirkete gelirim. Birlikte ev için eşya bakmaya gideriz olur mu? Ama merak etme fazla dolanmayız. Ben kafamda her şeyi belirledim zaten. Son bir okey veririz sadece olur. Nasıl istersen. İyi geceler. Hızına yetişemiyorum vallahi. Abi seninle de konuştuktan sonra kafam açıldı. Haklıydın. Ben sana şunu yap bunu yap demedim ki. Kendi kararının sorumluluğunu almayı öğren dedim. Bak yine söylüyorum. Senin kararın olsun. Benim ya da bir başkasının değil. Yok demedin de bu saatten sonra olacak iş değilmiş be abi. Onu anladım. Şu aşık olduğun kız ne olacak peki? Onunla da konuştun mu? Bitirdin mi? Konuştum abi. O da anladı beni. Yapacak bir şey yok. Damla hamile. Değmez dedim bunca güzel şeyi yıkmaya. Seni Fikret abiye, Damla'yı üzmeye. Oğlum daha birkaç saat önce bambaşka şeyler söylüyordun. Aşığız birbirimize dedin. Bu kadar kolay mı ayrıldınız yani? He? Mecbur kaldık abi ne yapalım? İnşallah başka şeyler peşinde değilsindir Volkan. Ne peşinde olacağım abi? Bak üzülüyorum sen bana böyle inanmayınca.
Kız hepimizin tanıdığı biri dedim, etrafımızda dedim. İnşallah uzak durmayı becerirsiniz birbiriniz. Devamlı göz önünde olarak duygularınıza karşı koymak daha zordur. Benim tüm uyarılarıma rağmen senin Alara'ya olan duygularına karşı koyamadın gibi mi? Asıl ben seni uyarmıştım haddini aşma diye. Hatırladın mı? Ha? Abi ben seni düşündüğüm için söyledim. Alara seni üzer. Sen bilirsin. Volkan! Bu konu hakkında bir kelime daha edersen pişman olursun. Eyvallah. İyi geceler. Alara, iyi misin? İyiyim. Ne oldu ki? Bilmem, bugün bir gariptin. Yemekte pek fazla konuşmadın. Alışık değiliz senin sessiz olmana. Bilmem ki. Bugün de böyle demek ki. Yoksa seni Demir mi bu hale getirdi? Baksana, sizin aranızda bir şey mi var? Hayır. Nereden çıkardın? Yalnızca ben çıkarmadım. Ailece böyle düşünüyoruz. Önceden birbirinizin yanına yaklaşmazdınız. Şimdi ayrılamıyorsunuz. Size öyle gelmiştir. Tatlım. Bırak artık şu ben Alara Korel'im havalarını. Sen de sevince sevilince mutlu olacak bir genç kızsın sonuçta. Hava bayağı soğudu. Dur, kaçma dur. Duygularından da böyle kaçıyorsun işte. Volkan'ı ne kadar seviyorsun? Onun için her şeyi yapabilecek kadar çok. Peki hiç şüphe ettin mi ondan? Yani hiç düşündün mü acaba doğru insan mı? Beni gerçekten seviyor mu diye? Hayır. Hava gerçekten soğudu. İyi geceler. İyi. Da bütün gece arayıp durdu ya. Öyle olsun Alara. Açma sen. Tamam, açma. Hadi uyan. Kızım, iyi misin ya? İyiyim. Hadi şu doktorları bul. Rapor mu verecek, ne yapacak? Çıkalım artık buradan. Tamam, tamam. Bekle sen. Gideydiniz ya siz eve. Benim de kızın yanında içim geçmiş. Boş ver şimdi sen bizi. Melek nasıl? Daha iyi mi? Doktoru çağır. Ne yapacaklarsa yapsınlar, gidelim diyor. Nereye? Eve mi? Yani sizin eve. Bizim eve. Canım, sizin ev bizim ev mi var? E hadi. Biz seninle doktoru bulalım. Oturun siz de burada. Neredesin lan Ali? Neredesin?
Alo. Biz burada sürünelim. Prenses pamuk yatağında mışıl mışıl rüyalar görsün. Kalk kalk. Ne yaptın bakalım? Nasıl ne yaptın? Eve geldim işte. Ha. Bir de Volkan'la buluştum. Ya Lara. Ne olur şu planından vazgeç. Böyle bir kötülük yapma ne olur. Sana ne benim ne yapıp ne yapmayacağımdan? Şu para işini ne yaptın sen onu söyle. Bilmiyorum. Düşünmedim daha. Beceriksizsin ya. Ben bugün çıkıyorum hastaneden. Haliyle sizin eve gideceğim. Artık bir hasta ziyareti yaparsın ha? Tamam. Bir şirkete uğrayacağım. Sonra gelirim. Şu para işini halletmeden gelme. Günaydın. Ne haber? Daha iyi misin? Şuradan çıkarsam daha iyi olacağım. İnşallah canım ya. Alara gelecek mi yine? Haber verdi mi çıktığını? Ha, söyledi. Gelecek. Gelsin, gelsin. Ay bu da heves ediyor Alara sayesinde sosyetik modacı olacağım diye. Kızım, bunlar var ya bir kanka, bir kanka. Sorma gitsin. Fark ettim. Siz ne ara bu kadar yakınlaştınız bakayım? Kankalık değil canım. Alara Korel benimle kanka olur mu Allah aşkına? İş icabı işte. Ben açayım şu telefonu. Efendim? Bacım, Halil oralarda mı? Yok. Dün geceden beri görmedim. Hayırdır? Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum vallahi. Demedi bir şey giderken. Görürsem değil mi aradığını? De vallahi. Başınız büyük belada söyleyeyim. Paramı alıp kaçtıysa ucu hepinize dokunur. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sana da günaydın. Benim bir iki toplantım var. Sabahım dolu. Ama şu bizim malum konuşmayı öğleden sonra mutlaka yapalım, tamam mı? Öğleden sonra işim var benim. Okula gideceğim de sınavım var bugün. Tamam. O zaman öğlen yemeğe çıkalım. Peki. Kolay gelsin sana. Hadi hazırım ben çıkalım. Ya anne bir dursana ben bir Savaş'a haber vereyim. Belki gelenekçiye girip çıkarken çekmek ister. Hazır düğün konuşuluyorken iyi olur. Damla şu magazincilerle bu kadar muhatap olma diyorum. Hem ayrıca birinden bir şey talep etmek başka, duyurmak başka. Ya anne merak etme Savaş güvenilir. Ben arabada bekliyorum seni çabuk gel. Savaş, ne haber? Günaydın tatlım. Ben de senin telefonunu bekliyordum. Tamam, tamam. Merak etme. Yapacağım sana bir güzellik. Baksana ne diyeceğim. Şimdi biz annemle gelinlik provasına gidiyoruz. Sana da haber vermek istedim. Ne bileyim, belki çekmek istersin. Hem emanetini de alırsın şoförden, ha? Harika. Sen konum at, orada görüşürüz. Anneye de selamlar. Tamam, atacağım oradayken. Hadi görüşürüz. Gencecik kız ne olmuş acaba?
Allah yardımcısı olsun, yanmış bu kız. Zavallım benim. Gelmedi mi asansör daha? Gelir şimdi. Döndür, döndür. Kredi çekmek istediğiniz miktar şu. Bir yıl sonunda geri ödeyeceğiniz rakam da bu. Size çok özel bir faiz uyguladık ilk kez çalışıyoruz diye. Peki taksitler gelecek ay başlıyor değil mi? Eminsiniz. Evet, aynen. Para ne zaman hesaba geçer? Yani bir arkadaşıma lazım. Ailem bilsin istemiyorum da. Hiç merak etmeyin. Yarın sözleşmeyi getiririm, imzalarsınız. Şunları şimdi imzalayın, hemen hesap açalım. Ertesi günde para hesabınıza geçsin. Şuraya mı? Evet. Toplantın olduğunu bilmiyordum. Yemeğe çıkalım mı artık diyecektim. 5 dakikalık işim kaldı. Geleceğim hemen. Ya anne yavaş. Fotoğraf çekiliyor. Vallahi ben kimseyi göremiyorum Damlacığım. Ya hadi bekleyelim biraz, ne olur gelir belki şimdi. Of Damla. Açmıyor. Sana şunlarla yüz göz olma dedim değil mi? Allah Allah. Yetişemedi belli ki. Neyse çıkışımızı da çeker artık. Hadi. Elimde görmek isteyeceğinizi düşündüğüm bir şeyler var. Damla'nın haberi olmasını istemezsiniz bence. Kaçta nerede? Haber bekliyorum sizden. Ne oldu? Kimmiş? Yok bir şey yok. Önemli değil. Sen geç. Geliyorum ben. Misafirin kimdi? Bankacı mıydı? Yoo, ne alakası var? Tamam, gel bunları yemekte konuşuruz. Tamam, tamam. Sonuçlar ne zaman çıkar? 1 saate çıkar. Ben önden gideyim. Ortalığı toparlarım. Kızın yatağını kurarım. Ha Meryem? Zahmet olacak sana da. Ne zahmeti? Ebru, sen de benimle gel. Ben gelmeyeyim. Meryem teyzeye yardım ederim. Git sen git. Ben buradayım. Ay hadi giden gitsin, kalan kalsın. Bu ne ya? Ben yalnızlığa alışmışım, böyle geldiniz cümbür cemaat. Hadi kızım, hadi. Kızım niye öyle diyorsun insanlara? Sokakta kaldık, evlerini açtılar bize. Onlar olmasaydı ne yapardık? Bedriye! Allah kimseyi gördüğünden mahrum etmesin demişler, doğruymuş. Sana zor geldi tabii onca şatafatın içinden bizim seviyemize düşmek. Çok değişmişsin Melek, çok. Ay, başlamayın edebiyata.
Şimdi anlat bakalım. Niye çaldın o çeki? Param yok. Bilmiyor musun sanki? Her paraya ihtiyacı olan şirketten bir çek çalsın o zaman, öyle mi? Aynı şey değil. Bu benim param. Senin bir borcun falan mı var? Evet. Anlat, dinliyorum. Kime? Söyleyemem. Söylersin. Bak, dürüst olmak çok kolay. İnan bana. Beraber çözeriz bu işi. Anlat hadi, dinliyorum. Gerçekten söyleyemem. Zaten niye uzatıyoruz ki? Ben pişman oldum. Çeki yerine koymak istedim. Sana itiraf da ettim. Tamam işte, daha ne istiyorsun? Benden sakladığım bir şey olmasın istiyorum. Aramızda yalan olmasın Alara. Ya. Alara. Ya ne saklıyorsun? Yanlış bir şey mi yaptın? Ha? Başın belada mı? Yardım etmek istiyorum ya. Söyle rahatla. Hayır. Öyle bir şey değil. E ne o zaman? Bu kadar söylenmeyecek ne olabilir ki? Gelme üstüme. Alara. Bir kez olsun kaçma lütfen. O odandaki kadın bankacıydı değil mi? Anladım. Elinde sözleşmeler falan vardı. Ne olur artık yalan söylemeyi bırak. Belli ki kredi çekiyordun. Evet, kredi çekiyorum. Suç mu? Hayır, değil. Bak, yalan söylemeyi bırak, her şey daha kolay olacak diyorum sana. Şimdi o paraya niye ihtiyacın olduğunu da söyle. Söz veriyorum, ben vereceğim sana. Ya söyleyemem. Niye anlamıyorsun? İtiraf edemeyeceğin kadar yanlış bulduğum bir şey yaptın demek. Evet. Çok büyük bir yanlış yaptım. Beni çok utandıran, sevdiklerimi kandırmama sebep olan. Böyle boğazıma bir düğüm gibi oturan bir şey yaptım. Yapıyorum. Korkunç bir şey. Sana da söyleyemem, tamam mı? Efendim, biz eve geçiyoruz. Haber ver demiştin. Bir geçmiş olsun ziyareti yaparsın artık. Tamam, geliyorum. Benim gitmem lazım. Okula değil mi? Hı, evet. Tamam, ben bırakırım seni. Yok yok, ben taksiyle geçerim. Alara, oturur musun iki dakika? Demir, gerçekten gitmem lazım. Ne yapıyorsun? Başın nasıl bir beladaysa kurtar. Bir daha da beladan uzak dur. Evladım, sen hala ne diye arıyorsun o uğursuz kızı? Ay, başıma açtığı işlere bak. Bedelini ödesin. Annem, ben sana demedim mi kimseye muhtaç olmayacağız diye? Ya Meryem teyze, öyle uğursuz falan deme. Alara'nın ne suçu var? E zorla gönderdi ya kızımı el memleketlerine. Ya tamam da kaza geçirsin diye yollamadı herhalde. Bak, o da üzülmüş. Onca işinin gücünün arasında yardım etmeye çalışıyor. Geri dursun ondan gelecek yardım. Ay, tamam. Bırakın sürünsün peşimde. Kızımın huyunu suyunu bozmuş. Neler söylüyor? Duydun? Ben ondan uğursuz diyorum Zeliş. Anladın? Hadi ya.
yapmam yavrum. Yavaş. Bu örtüleri de mi değiştirsek ha? Yenilerini serelim. Kız hiç yardım edesin yoktu. Ne oldu? İyice kaptırdın kendini. Abartma. Görücü gelmiyor. Şu hasta geliyor. Ya öyle tabii de. Şimdi misafir falan gelir geçmiş olsun hani. Sen sizin sosyetik geliyor diye bu kadar heveslendin. Şimdi anladım. Kız buraya kırmızı halı sersek o gene de beğenmez. Boşuna uğraşma. Ay aman, yapıyoruz yapacağımızı. Sen git, nevresim yorgan falan getir. Melen yatağını yapalım. Ya böyle salonun ortasında da sünnet çocuğu var gibi. Şart mı yatması? Hadi Ebru, hadi. Tamam ya. Beyazları mı getireyim? He, onları getir. Bak, Halilit'i de yok ortalarda. Kız, bu Hikmet'in parasını geri vermiş midir acaba? Başımıza bela olmasın o deli. Ay anne, bize ne? Yani baktık bulaşıyor, hemen polise şikayet ediveririz. Yok Savaş hala ortada. Ay tamam, bırak gelmesin. Arayıp sormadı onu, tamam mı? Tamam, sinirlenme. Merak etme, aramam. Sen şimdi şirkete gidiyorsun değil mi? Yani Volkan'la alışveriş için buluşacaktınız. Evet. Geç bile kaldım, hadi bay. Buyurun Asude Hanım. Evet. Nedir bu münasebetsiz mesaj? Vallahi Asude Hanım, ben sizin itibarınızı düşündüğüm için haber verdim. Mesele çok önemli. Ama dinlemek istemiyorsanız siz de herkes gibi gazetelerden okursunuz. Benim için ama hoş. Bir dakika ya. Neymiş şimdi bu önemli mesele? Sen şantaj mı yapıyorsun bana? Yo, ne şantajı? Ailenizi rezil edecek bir skandalı önlemeye çalışıyorum. Ayrıca bu telefonla konuşulacak bir konuda değil. İnşallah dediğin gibi önemli bir meseledir. Garanti ederim pişman olmayacaksınız. Ben bir saate boşa çıkıyorum. Yeri siz belirleyin. Tamam, görüşmek üzere. Yüklen bana, ver ağırlığını. Hoş geldiniz. Ay çok şükür. Ne kokuyor burası ya? Ay çöpleri almadılar da gene birikti mi acaba? Yok Bedriye teyzeciğim, yok çöp möp yok. Senin üstüne sinen hastane kokusudur o canım benim. Şimdi bir yıkanırsın, paklanırsın, geçer.
Aman da aman, Bedriye teyzesi tertemiz yatak yaparmış kızıma. Gel yavrum, gel. Burası bu kadar basık mıydı ya? Böyle üstüme üstüme geldi sanki. Kızım, sizin salon buranın yarısı kadardı. Unuttun galiba. Ben sana temiz yatak çorabı getireyim yavrum. Bedriye, neredeydi Meleğin terlikleri? Ay yok yok, istemem çorap terlik. Getir getir. İçeride odada. Söyle yavrum, ne yemek yapayım sana, he? Sen şimdi annenle benim yemeklerimi özlemişsindir. Dolma sarayım mı? Ne yapıyorsanız yapın, valla daraldım. Bu Alara ne zaman gelir acaba? Ben bir dışarı çıkayım, hava alayım. Hem Alara'yı da karşılarım, o şimdi ev falan bulamaz. Ben de geleyim seninle. Yok yok, sen Meli'yi yalnız bırakma. Gidireyim mi yavrum? Ben hallederim. Meryem, gel biz seninle mutfağa girişelim. Kek poğaça falan yaparız, ben çay da demlerim. Şimdi geçmiş olsuna gelenler gidenler olur ha? Kim gelecekmiş ya? Öyle kalabalık kalabalık. Kovalım mı insanları kapıdan yavrum? Hasta ziyaretine geliyorlar. Çok kalmazlar zaten. Bir çay içer giderler. Ay kız Melek, nihayet kaldık baş başa. Ay anlatsana, nasıl, güzel miydi Fransa? Nerelere gittin? Alara seni niye göndermiş? İş için. Ay kestirip atma da anlat hadi. Ne öğrenmek istiyorsun ya? Ay ne bileyim. Yani sokakları, restoranları, mağazaları, sarayları. Ay her şeyi ya. Okulmuş. Yalancı işte. Gene geldik buraya. Bakalım ne çıkacak altından. Selin. Dur dur. Ne yapıyorsun? Yıkıllandı zaten seninki. Şüphe çekmeyelim. Hadi ya. Ciddi bir şey değil. Ebru sürekli laf soktu tabii, Alara ile kanka olmuşsunuz bilmem ne diye. E kız da benim ağzımı aradı. Hani acaba biliyor muyum, bilmiyor muyum? Ama kıvırdım. Tabii dikkat edelim yine de. Nedir durumlar? Ya az bile söylemişsin. Manyak bu kızım. Ay ne uyuz, ne uyuz. Herkesi azarlıyor. Vallahi bulasım geldi. Anneme de mi kötü davranıyor? Vallahi mahvederim onu, söz verdi. Ya dur, dur. Sarmayalım şimdi başımıza deliye. Bir şey yaptığı yok da dili yılan gibi zehirli. Ya bir insan hiç mi iyi bir laf etmez ya? Hep şikayet, hep şikayet. Zaten parasını da getirdim. Artık ameliyat mı olacak, ne yapacaksa. Nereden buldun kız parayı? Demir verdi. Vay, bak sen Demir'e. Yine yaptı yapacağını. Öyle deme ya. Artık kesin nefret ediyor benden. Yani gözünde şu kadarcık değerim kalmadı. Neyse hadi geçelim içeri. Gel. Of. Mesela? Çok da konuşulacak bir şey yok. Fotoğraflara bakın yeter. Geldiğinizi değil mi?
hoş geldiniz. Şey, hiç çıkartmasaydınız. Meleğim bunlar, olur size. Geçin, geçin. Nihayet gelebildin Alara. Kim geldi kızım? Ben. Nasılsınız? Şükür. Biz Melek'le baş başa konuşabilir miyiz biraz? Ha, tabii. Hadi Ebru. İyi, benim odama geçelim bari. Dışarı çıkalım mı? Biraz hava almış oluruz. Sen de bugün hava almalara doyamadın ha. Ya söylenmeye mis gibi hava.